Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir şey yapacağız. El emeği bir şey yapacağız. Başlıkta da gördüğünüz gibi araba süsü için harf yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler böyle çiçek. Bir sürü bir sürü. Çünkü tek tek ayırmamız gerekiyor bunları. Bir de böyle bir kutu. Boş ama dümdüz bir kutu olmak zorunda. Çünkü şeklimiz bozuk olmasın. Bunu normalde araba süsleme yerlerinde, çiçekçilerde yapabilirdik ama ben kendim yapmak istedim. El emeğim olsun istedim. Öncelikle bunu kesip bir harf oluşturacağız. Ondan sonrasında da çiçeklerimizi tek tek ayıracağız. Bir deneme yapacağız burada. Denememiz uyduğu zaman hepsini oranlayıp yapıştıracağız birlikte. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. İzlediğim bir videoda çok güzel papatyalarla yapmışlardı. Ama ben papatyayı pek sevmiyorum. Bu da ne çiçeği olduğunu bilmiyorum ama görüntüsü hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Elimizde zaten tül vardı. Onları kullanacağız. Yani araba süsletmeye kalksak şu an fiyatlarını araştırmadım bilmiyorum. Yakın zamanda evlenen ve araba süsleten varsa yazabilir ama her türlü kârda olacağımızı düşünüyorum. Çünkü sadece harf yapacağız. Tüllerimiz de var araba süslemek için. Kendimiz süsleyeceğiz. Hem de biraz daha uyguna geçirmiş olurum diye düşündüm. Hadi başlayalım. İ harfi, F harfi olacak. Kartonlarımızı kestik. Şimdi devam ediyoruz. Ön kameradan belli olmamıştır diye bu şekilde yapıyorum. İ'nin noktası gelecek. Onu unutmuşum. Şimdi bunları birbirine yapıştıralım. Ondan sonra çiçek kısmına geçelim. Bu yapıştırıcıyı da arkadaşım biz de unutmuş. Nişanımda bir şeyler yapıyorduk biz burada. Nişan süslüklerimi ayarlarken burada unutmuş. Sonra ben çok sonra fark ettim unuttuğunu. O hengameden şeyden çıktıktan sonra. Sonra dedim ki iyi ki unutmuş. Çünkü gerçekten çok güçlü bir yapıştırıcı. Ben hiç böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bir de bunun kurutucusu var. Üzerine sıkınca hemen kuruyor. Şimdi onu da yapacağım. İnşallah bir şey olmaz ama. Şöyle sıkıyorsunuz. Biraz ıslak bunu ama inşallah bir şey olmaz. Hemen kurutup donduruyor. Öylece kalıyor o. Şurası iyi sanırım. Tamam. Buraya yapıştırıcı sürüyorum. Kayıyor bu. Kaymasın diye şu spreyden sıkacağım. Tamam. Hemen kurutuyor. Saniyesinde kurutuyor. Bakın. Daha çok sıkacağım. Böyle çok çirkin gözüküyor biliyorum ama biraz sonra güzel olacak. Bir de benim harfime bakın. Benim harfim o kadar kolay ki dümdüz ya. Furkan'ınkiyle daha çok uğraştım şu anda. Geçmeden önce çiçekleri bir kesmemiz lazım. Ondan sonra diğer kısma geçeceğiz ve en zevkli kısmı da o bence. Bu arada benim yapıştırıcı oldu. Evet, sizi oralara buralara koyuyorum. Yapacak bir şeyim yok çünkü tripodum biraz sıkıntılı. Oo, bu tel varmış bunun içinde. Hiç o olayı atlamışım ben. Neyse, tel bize lazım değil. Şuradan koparıyorum. Canlı değil bu arada bu çiçekler. Onu belirteyim. Canlı çiçeğe zarar vermiyoruz hiçbir şekilde. Doğamıza zaten zarar verenler fazlasıyla var. Biz de eklenmeyelim. Böyle küçük küçük kesiyorum. Ayrılırlar diye korkmuştum ama tam bölgesinden kestiğim için ayrılmadı. Şöyle şöyle minik minik çiçekler oldu. Bunların bir denemesini yapalım. Şimdi ben normalde şu uç bölgesini görebiliyor musunuz? Şu uç bölgesini kesmeyecektim ama böyle koyarken yamuluyor. O yüzden mecburen buraya alacağım. Bu çiçek bir deneme tahtası olacak benim için. Çünkü mecburdum kesmeye. Şöyle böyle sanki daha iyi yapışır gibi. Bir de bunu deneyeyim. Şimdi ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama çok pişman oldum. Neden? Şu yüzden. Beyaz aldığım için pişman oldum. Eğer pembe alsaydım biraz daha hareketli, biraz daha güzel olabilirdi. Pembeli beyazlı vardı. Ben gittim yine sade olsun Selim Bey, sade olsun Selim Bey deyip bunu aldım. Bu rengini aldım ve şu an pişmanım mesela. Bir şeyler yapmaya çalışacağım artık. Bir tasarım yapmaya çalışacağım. Çünkü mecbur. Bunu aldık artık. Devam ediyorum hala. Biraz yemek yedim. Ondan sonra biraz oturayım derken saat biraz geç oldu. Ama ben tamamladım. Sadece iğnin noktasını yapmadım. Onu da yapıp ondan sonra size göstereceğim. Umarım arabaya monte ederken sıkıntı yaşamayız. Benim en çok korktuğum şey o şu anda. Nasıl monte edeceğiz diye. Ama çift taraflı bantlar var. Muhtemelen onlar da olur ama rüzgarın etkisiyle bunların çıkmaması için sprey falan sıktım. Şu spreyden sıktım. Umarım bir sıkıntı olmaz. Baya sağlam gözüküyorlar şöyle bakınca. Darbeyle yıkılacağı benzemiyorlar. Biraz sonra göstereceğim. Şimdi iyi de yapacağım. Ondan sonra geleceğim. Yaparken çekemedim. Çünkü çok yüz tipim falan böyle şekilli şemalli oluyor. O yüzden çok fazla göstermedim. Yani yaparken
yüz tipimi görmeyin diye. Hızlı ya da almak istedim ama ışık bu sefer de izin vermedi. Işık sıkıntılı. Ancak buradayken oluyor ve buradayken yapamıyorum. İlla yerde yapmam lazım. Şimdi iyisini de yapıp ondan sonra genel bir göstereceğim size. Etraf biraz dağıldı ama şöyle ufak bir göstereceğim size şimdi. Sıkıyorum şöyle. Şimdi çiçeklerimden alıyorum. Çiçeklerimin şurasını kesiyorum. Şöyle göstereyim hatta. Şu şekilde ama ben şöyle alıyorum. Şöyle olunca çünkü şöyle kesince yamuk yapışıyor. O yüzden bu şekilde kesiyorum. Şöyle. Bu şekilde. Böyle kalıyor ucu. Böyle yapacağım için şöyle. İki tane yan yana yapıştırdım. Kuruması için şöyle sprey sıkıyorum. Uçtu. Hemen kuruyor zaten. Yapıştıralım. Şunu da böyle yapıştıralım. Daha sonra spreyimi sıkıyorum. Yetmez zannettim ama bu bütünüyle kaldı. Ve bu da böyle kaldı. Yani bayağı bir aslında arttı. Bunları bir şekilde değerlendiririz. Bunda sıkıntı yok. Ve sonuç. Bence çok güzel oldu. Şimdi yakından da göstereceğim. Yaprakları vardı. Yaprakları da belki bir yere sonrasında yerleştirebilirim ama sade bir şekilde olsun istedim ben. Keşke pembesini alsaydım ama pembesi eminim ki çok daha güzel olurdu. Aslında şöyle göstereyim. En azından çiçek olduğu belli. Arkaya onlar gelecek, yapışacak. Sonrasında herkeste görülen süslemeler yapılacak. Bizde tül olduğu için hani ekstra maliyetsiz oldu ama tabii tül aldığınızda tülün fiyatı ne kadar onu bilmiyorum. Biz şu an tül almadık çünkü bizim evimizde olduğu için. O yüzden ben fazlasıyla uyguna mal etmiş oldum bir yandan. Yani bu şekilde kendimiz süsleyeceğiz. Çok aşırı aşırı böyle şatafatlı bir şey olmayacağı için ve ben öyle bir şey sevmediğim için normal böyle kendim yapmayı tercih ettim. Benim içime çok sindi. Sizce nasıl oldu? Beğendiniz mi? Umarım faydalı olmuştur. Güzel duruyor ama oraya gelince biraz peçete gibi durdu bir anda gözüme. Sonrasında hepsini tamamlayınca biraz bir şeye benzedi tabii. Kötü mü olacak diye ama bence güzel ya. Benim için yeterli açıkçası. Ama eğer ki böyle bu tarz büyük çiçekler alacaksanız ya krem rengi olsun, biraz kırık olsun, tam beyaz olmasın. Benimki tam beyaz çünkü. Ya da böyle pembe beyazlı, atıyorum renkli, birazcık daha renkli olsa daha güzel olurdu benim yorumum. Ben deneyimledim, gördüm çünkü. O şekilde. Şimdi bize kalan bir sürü çiçek var. Bunlar da bir şekilde değerlenir artık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.